Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Şimdi nereyi kazarsan kaz, her taraftan sorun fışkırıyor ya, sıkıntı, ailevi olur, şahsi olur. Hepsinin temeli, çözümü, Kur'an'da da takip ettiği gaye o, Risale'de de o. İnsan kendisini tanımladıkça, tanımlar, ondan kurtulur. Yani tanımıyoruz kendimizi. Tanışmak da istemiyoruz. Hangi sorun olursa olsun, insan kendisini tanıdıkça, ondan sıyrılıyor. Mesela en basiti, basit derken sadece geçemiyorsun. Kendini üçe ayıramazsan huzurlu yaşamaya şansın yoktur. Birincisi bu. Bir, insan beşeriyeti var. İki, ubudiyeti var. Üç, hizmetkarlığı var. Değil mi? Mutlu olmanın bir sebebi bu. Hani diyorsun ki, ya bunu nasıl der? Beşeri tarafı var. Ben şimdi kürsüden indikten sonra Hasan olacağım. Daireme geçtikten sonra ofisime, odama ubudiyetim var. Yani namazım, orucum, Allah'a karşı tefekkürüm, teslimiyetim, tevekkülüm, ubudiyetim var. Bir beşeriyetim var. Yani nasıl, ne var ne yok, nasılsın, iyi misin, yemek şey yapalım falan. Bu beşeriyetim. Kürsüde bir şahsiyetim. Sana uygulayayım. İş yerinde bir insanlarla bir münasebetim var. Seni Ahmet bilmiyorlar. Nurcu Ahmet bilmiyorlar. O şahsiyetin hizmetkarlığındır. Lisan haliyle sohbet ediyorsun, vaaz ediyorsun. Orada hata yapma, yapmamaya çalışacaksın. İkinci bir şahsiyetim var. Olayları yorumlama, tefekküründür, teslimiyetindir, ubudiyetindir. Bir de yersin, içersin ve şerbetin. Bak, mutlu olmanın bir sebebi kendini üçe ayır. Kendini üçe ayırmayı becerirsen hanımını da üçe ayırırsın. Üçe ayırırsın derken ayırmayı. Birincisi bu. İkincisi şahsı için abi problem çıkıyor. Evet abi. Yani birinci şahsiyet, ikinci evet. Karıştığı için problemler çıkıyor. Aynen. Karıştırıyoruz ben. Bir bakıyorsun beşeriyetim ve bu adam mı ya? Sonra bakıyor. Allah Allah. Dellallığı var. Ulus abi diyor ya, efendim 37. sayfa Barla'da. Ben diyor derse geçince bir tuhaf oluyorum diyor. Usta da diyor ki, dellallı Kur'an olan Said'in muvakkate makamına geçtiğin için o halet oluyor. Bak, dellallı Kur'an olan Said'in muvakkaten geçici olarak makamına girdiği için sende geçici o haller oluyor. Seninle alakası yok o. Mesela derste böyle tuhaflık olmuyor mu size böyle? Harika huzur olmuyor. Oluyor. Huzur oluyor. O buranın şahsı manevisinin seni onayladığını gösteriyor. Ama geldin gitti, hakikaten geldin gitti, dersi şöyle dinliyorsun. Yani sen buradan feyiz alamazsın. Ne demektir bu? Şahsı malini senin onaylamadı. Allah selamet versin. Hadi sağdan git. Yolun açık olsun. Bak, onaylanıyorsan niçin onaylanırsın bunu unutma. Onaylarsan onaylanırsın. Seversen sevilirsin. Affedersen affedileceksin. Verirsen alacaksın. Yaparsan verileceksin. İsa Aleyhisselam'ın ayetinden var. Verilene verilecektir. Kim ona? İsteyene verilecektir. İkincisi, insan mutlu olmasını şahsi hukukla umumu hukuku ayırt edeceksin. Şahsi hukukla umumu hukuku ayırt edeceksin. Bunu nasıl yapacaksın? Laikaları bilmezsen yapamazsın. Mümkün değil. Oradan bir şey oku da gidelim. Laikayı böyle yapıyor. Olmaz. Şimdi kendini tanıma adına ben bir yer okuyacağım.
Bismillahirrahmanirrahim. Birinci fıkra Zâkel âlemul kebir ilâhirir. Diyor ki Lehül mülkü leennev zâlikel âlemul kebire kehâzel âlemul sâhir. Onun hulasası ne diyor? Zâkelün âlemul kebir. Ne demek? Şu kainat. Ha, ne acayip bir ders ya. Şu kainat. Bak. Şu kainat denilen âlemi ekber. Allah'ın dışında bütün her şey. Bak kimsin? Ve insan denilen onun misali musahari olan âlemi asgar. Böyle bildiğin zaman ne basit şeyler sen. Gitti, geldi, oldu, olmadı, dedi, denildi. Bunlarla meşgul olmaz ya. Diyeceksin ki, tabii tuzun kuru, hey gidi. Senin bir derdin varsa 10 katı çarp benim için. Çünkü senin derdin de benim derdim. Şefkatli olduğumuz için. Yunanistan'dan, Norveç'ten beri ayrıyor. Derdine derman öğreteceksin. Öyle mi? Onun için zaten bu yollara düştük. Tabii beni kendin gibi düşününce, ya nerede ya bu dersleri yapıyor falan psikoloji. Kıçın yandığı zaman görürsün. Psikoloji nereden çıktı o zaman görürsün. İnim inim inlediğin zaman. Namertlerin, doktorların, seni bilmeyen doktorların eline düştüğün zaman, o zaman görürsün. Değil mi? O psikoloji dersi neymiş? Şefkatli olacaksın. Şimdi, niye bunu girdim? Güya derdim var, değil mi? Bugün kimin yanına açtım? Canlı açtım değil mi telefonu? 22 yaşında öyle mi? Lösemi kanseri olmuş. Senin de derdin var. Yani. 13 yaşında. 8 yaşında kız çocuğu değil mi? Bugün kahvaltıda abi dua et dedi, değil mi? Kalp ameliyat. Ne? 7 aylık. 7 aylık mı dedi? Kalp ameliyatı olacak. Dua, abi şu anda ediliyor dedi. Sana söylememi söylediler diyor. Dua et. Ya Rabbi dedi. Benden dua et. Ya Rabbi bir şey biliyorlar. Allah mahcup etme bizi ya. Allah'ın adına. Merhamet et. Ya. Böyle şefkatlisin. Yani İsa Aleyhisselam dedi ya. Beni niye bıraktın ya Rabbi? Allah bunların yanında beni bir şey zannediyorlar. Mahcup etme. Allah. Şimdi sen kimsin? Ne ile gömülüyorsun ya? Koca Allah'ın dışında 18 bin alemin, alim ekberin hulasayı camiası sensin. Sen kendini et ve kemik mi zannettin? Suda bile kaç tane element var? Bir, suda sıcaklık var. Gözükmez. Soğuk suyla sıcak su aynıdır. Uzaklama kaçın. Sıcaklık var değil mi? Kalsiyum var. Magnezyum var. Kükürt var. Bir sürü element var. Ama gözükmüyor. Sen de böyle ya. Neler var? Bir suda bir maddeyle kokar. Bir maddeyle tadı acıyı acı olur. Vesaire. İnsan ya. İnsan ya. Sen suda bir şey görünce lanet mi okuyorsun? Yani gömülmemek lazım. Gömülmemenin sebebi onu anlatıyor. Bir, kendini yorumlayacaksın. Kendine mana yükleyince o zaman ruh cesetten çıkıyor. Ruh cesedi hakim oluyor. Arkadaşlar siz derse psikoloji, terapi derse geldiniz. Bu psikoloji ruhsal derstir. Tedavi derstir bu. Ruhani insan, insanlık inim inim inliyor ya. Bak külliyeden geliyorum. Ya ne kadar dibe vurmuş ya. İnsan acayip yanıyor. Bak gördün mü? O şey X seni arayabilir miyim? Dedi. Kaç defa dedi biliyor musun? Darlanınca seni arayabilir miyim? Ne darlanınca? Zaten hep arayacaksın zaten. Kendini yorumla. Nedir o? Şu kainat denilen alemi ekber. Allah'ın dışında yaratılan her şeyi. İnsan denilen onun misali musagarı olan alemi asgar. Bak sen busun bir kere. Kafadan bir gir bakalım. Ha?
Ufak bir iş sana mezar oluyor. Böyle dedi, böyle gitti. Eve geçiremedim, boşanıyor falan. Allah'ım, dünyam bitti, her şeyim bitti. Her şey bu muydu ki, her şeyim bitti? Bu muydu? Her şey bu olan için bitiyor mu? Evet. Buymuş ya, bu muydu ya? İnsan, alemi asgar insan, kudret ve kader kalemiyle yazılan afaki ve enfusi vahdaniyet delailini gösteriyorlar ikisi. Kudret ve kader kalemiyle yazılan. Kudretle bu mevcudat yazılıyor, kaderle insan yazılıyor. Afaki, enfusi. Kudret kalemi, kader kalemi. Program yüklenmiş. Kader ne biliyor musunuz? Kumaştır. Sen de istediğin gibi biç kumaşı. Kader giyeceğindir ama sen biçeceksin. Kumaşı sen biçeceksin. Sen keseceksin. Kumaş Allah'tan. Biçmek senden. Kader kumaştır. Tamam mı? Terziler yaşadı abi. Evet. Terzi olursa yoksa sarılacaksın. Kendini tanımla ya. Derdin var. Tanıyamıyorsun kendini. Abi sıkıntın var. Tanımıyorsun kendini. Eskiler nasıl çıktı bunun işini? Ruhlarını, cesetlerini hakim ettiler. Ruh mertebesine bakınca cesedi ya. Bu kadar ya. Ne olacak ki? Kavga etmene gerek var. İnşallah bir beys olmaz. Bak sabahtan beri açtım. İki tane yumurta kırdık bitti. Hem de siyah attı. Tamam, ne olacak ya? Bu kadar ya. Kavga etmene gerek var. Evde yemek olsa ne olur ne olmaz. Ama iki tane yumurta şimdi girince bitti işte. Sabah 8:30'daki şeydi. Ne olacak ya? Yani bir şey anlatmak için. Öyle mi Şahin'im? Evet kadar ya. Abi şunu yapayım. Bak yok kardeş. Gerek yok. İşimiz var kardeş. Karıyla kavga edecek zamanımız yok. Yusuf gülüyor. Bir şey mi dedi sana? İnsandır. Olur. Olmadı mı? Dünyadır. Olur. Olmaz yer ahirettir. Kardeş sen bir sıcak su içsene. Sen kalk bir sıcak su. Orada limon da kat. Öyle kıvranıp durma çünkü istifade edemeyeceksin. Her istediğin olursa şirk olur. Herkes seni sevmesine kalkarsan küfür olur. Herkes beni sevsin demek peygamberlik iddiasıdır. Her istediğim olsun demek Allah'lık iddiasıdır. Allah'ın olur. Ağır değil mi? Tuhaf değil mi? Herkes beni sevsin. Hiç kimse beni tenkit etmesin. Herkes beni sevsin. Bu peygamberlik iddiasıdır. Çünkü herkes seni sevecekse eğer ismet sıfatın olması lazım. O da peygamber olur. Evet. Ancak herkesin sevmek mecbur olduğu ancak peygamberdir. Her dünyada her istediği olan Allah'tır. Benim her istediğim olsun demek Allah'lık davasıdır. Bilmeyerek. Ağır değil mi abim? Evet hanım. Kardeş, bu dünya alem-i kevni fesattır. Olmayacak be kardeşim. Her istediğin olmayacak. Yani sabahtan beri koşturuyorum. Külliyeden şuradan. Yani abi hak etmedim. Hak etmedin kardeşim. Ne? Nasip olan şeyi hak etmişsin. Bağırıp çağırmana hakkın yok. Yapma. Yapma, sabret. Yorulma. Sabır. Sen bu değilsin. Gömülme basit şeylere. Basit şeylere gömülme. Çünkü sen kainat-ı ekber, şeceri-i hilkatın hulasa-i camiasısın. Kainatı sonra sensin. Üsrev abinin gayrimüteşir bir şeyini nakledeyim. Ustada hitabına, Bağla'da. Ama yok, Latince'de yürüyemezsiniz. Dura dura söyleyeceğim. Başı boş ve gayesiz bir gençlik içerisinden çekip çıkartan
başı boş, gayesiz bir gençlik içinden çekip çıkaran, gaflet ve dalalet karanlıklarındayken nuru Kur'an'ı gösteren, hadisatın dağlar varı dalgalar içerisine sahili selamete çıkartan, ey Risale-i Nur, sana vücudumu nasıl veda ettin? Hadisatın dağlar varı dalgalar var. O abi çok büyük dalga var. Tamam lan. Altında kimi var lan? Bastığın yer var. Tutun ya. Hizmete tutun. Maddi ve manevi her şeyini yükle oraya. Çünkü gemiye girdi mi tamam. Maddi ve manevi her şeyini sahip çık. Niçin? Sahip çıktıkça sahip çıkılacaksın. Verdikçe alacaksın. Sevdikçe ve sevileceksin. Ya. İnsan denilen kimmiş? Misali musarı olan alem asgar. Kainat kudret, insan kader kalemiyle yazılan, kainat afaki, insan enfusi vahdaniyet delillerini, delailini gösteriyorlar. Kaderi anladın değil mi abi? İlginç değil mi? Kumaş, sen biçeceksin. İnsan delil arıyor dünyada. Oysa kendi delil aslında değil. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın delillerinden biri de insan, enfüsü delil. Enfüsü delil insan. Kendisi. Evet. O kumaşı şöyle düşün. Kumaşın ipleri var ya, 1001 esma ile dokunmuş kumaştır. 1001 tane kumaş telleri, kumaşın iplikleri esma demektir. En büyük delil insandır. Kime? Kendisi. Dışarıda yaşarsan Hasan'ım, iş dünyada değil dışarıda, her istediğin olmuyor. Siz var ya siz. Polatlı'dan buraya kaç kilometredir? 70. Sağ mısınız? Neye geldiniz? Kafadan eksik misiniz? Biraz var. Biraz değil, çok var. Çünkü ahir zamanda derslere devam edenlere küllü nasıl mecnunun ala kadar ile var ihtilafil cunun. Bütün insanlar delidir. Delilik derece derecedir. Hadis. Peki niçin derece derece? Allah ve ahirete inanacaksın, rahatça günah işleyeceksin. Delilik değil midir? Günah işleme nispetinde deliyiz. Akıl yok ya. Evet, kainattaki sanat-ı muntazamanın küçük bir mikyasta nümunesi insanda vardır. Kainatta ne varsa sende onlar bir madenler aktif olacak. Deprem yok mu kainatta? Harici bir sarsıntıyla dökülmüyor mu? Sende bir şey, birisi de depremleyecek. Nasıl seni dürtecek, sen de depremleyeceksin böyle. Bir şey olacak da. Harun ben Şahin abiyi salladım. Ya 15 Temmuz seni değil, bizi bile kökten salladı. Ama ayaktayız elhamdülillah. Bak, kainattaki sanat-ı muntazamanın küçük bir mikyasta nümunesi insanda vardır. O daire-i kübradaki sanat sani vahide şehadet ettiği gibi şu insanda olan küçük mikyastaki hürdebini sanat da yine o sani işaret eder, vahdetini gösterir. Yani burada insan çekirdek hali. Çekirdek. Ağaç orada olacak. Biz dünya toprağı altında insan bir çekirdeğe benzer diyor. Değil mi? 23. sözde. Dünyanın altında ekilmişiz. Ağaç olmaya kalkma. İstediğin dünya yok. La rahate fi dünya. İla darun ahir. Dünya da rahat değil. Yok. Peki ne demektir? Olmayan bir şeyi olmayacak yerde aramak, kendine kötülük yapmak. Dünyada rahat var abi. Dünyada nasıl? Rahat olmadığını bilmek insanı çok rahat ettiriyor. Ha bak abi. Oldu. Rahat olmadığını bilmek rahat olmaya sebeptir. Doğru. Neye benziyor? Benzetiyorum öyle bir misalimiz var ya. Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibidir.
dünyada ruhani, ruhunun istediği hayatı aramak. Olmayan, kara kediyi bir düşün, olmayan bir kara kedi var, karanlık odada onu arıyoruz. Neyse bu, ruhumuzun istediği dünyayı burada arıyoruz. Aynı böyle. Olmayan, kara kedi, karanlık odada. Üç tane. Olmayan, kara ve karanlık oda. İnsan kendi fıtratı camiasının tam farkına varsa, dünyaya da şöyle bir baksa, o zaman aramaya kalkmaz. Mesela beka. Kim istemez bekayı? Yok bu dünyada. O zaman aramanın anlamı ne? Adam diyor, dün Ömer mi söyledi? 200 yaşına kadar yaşayacağım demiş. Her şeyi de değiştirilmiş abi. Kalbi değiştirilmiş. Ciğeri değiştirilmiş. 200 yaşına. Sonra ben bir tanesine ne dedim abi? 100 yaşına kadar yaşayacağım dedi. 100 yaşından sonra ne yapacaksın dedim. Böyle deyince adam bir bozuldu. Çıktı gitti dükkanına, yaşadı dükkanına. Allah Allah. Ne dedi ne dedi? Her geldiğinde onu söylüyordu. Söylüyormuş yani. Bana söylüyordu dükkanına gittiğim arkadaş. Ben de merak ediyordum o adamı. Dedi ki 100 yaşına kadar yaşayacağım, hedefim o dedi. Ondan sonra ben dedim ki 100 yaşından sonra ne yapacaksın, ölecek misin dedim. Öyle deyince adam bütün her şey bitti yani. Çıktı gitti dükkanına. Adamın hedefini yapıyor. 100 çok uzun geliyor demek ki. Sonu olduğunu düşünüyor. Sonunu düşünmüyor. Çünkü aslında 100 değil yani, ebedi değil. Biliyor musunuz? Bu saatte günün birinde toprakta olacağız. Tam bu saat. İnşallah olmayacaksınız. İnşallah. Ama ceset gelecek. Günün birinde, bu tam bu saatte toprakta olacağız. Bu saatte, bu karanlıkta. O zaman tutunacağın tek hizmettir. Ettiğin hizmet, yaptığın ubudiyet. Seninle yoldaş olacak. Değil mi? Ettiğin ubudiyet, yaptığın hizmet. Ne yaptınsa o. Değmez. Kavgaya zaman yok. Yok zaman yok. Allah bizi muhafaza etsin. Hem nasıl ki şu insan gayet manidar bir mektubu Rabbani'dir. Muntazam bir kaside-i kaderdir. İnsan Allah'a mektubudur. Okuyup okunmalıdır. Mektubu Rabbani Allah sana koymuş. Ben mesela seni uzaktan kamerayla kontrol et. Sana bir mektup göndersin. Sevgili kardeşim. Sonradan da kameradan görüyorum. Gelen kişi belli. Sana gelmiş. Ben de kameradan seyrederken ama bilmiyorsun. O mektubu içini okumadan çok yırtıp atsan bana ağır gelmez mi? Değil mi? Allah'ın mektubu Rabbani'siyiz. İçini açsana ya bu cesedin. İçi zarf bu. Mazruf içi. Zarf mektup. Zarf beden. İçindeki mektup ruh. La bir aç da içini ya. Bir aç yani. Mektubu Rabbani. Böyle mektubu düşünmesen burayı anlayamazsın. Mektup ne demek? Mektup bak işte bir içi var bir şey. Mektubu Rabbani. Muntazam bir kaside-i kaderdir. Niye kaside dedir? Kaside ne olabilir? Kaside-i kaderdir. Kadimizi çekmiyor hiç. Övgü üzerine mi yani kaside derken? Şiir. Kaside. Şimdi kaside şarkı olur, türkü olur. Anlamlandırıyor. Yani anlamlanarak kainatı anlamlandıran. Çünkü kaside-i kader, yani kaside, niçin, şöyle diyeyim, niçin herkes farklı şarkıcıyı sever? Herkes demeyeyim de, bir dinleyenler. He? Ben hiçbirini sevmem. Farklı bir anlam ifade ediyorum. Farklı anlam. Ha. Efendim bak. Daha güzel kelimelerin bir arada toplanarak güzel gözükmesi. Gözükmesi. Hem şiir mesela. Evet. Bunlar da kasidedir. Mesela şarkıcıların herkese göre farklı sevilmesinin sebebi
şarkı beni çok güzel ifade ediyor bu. Bu şarkıcı. Onun için seviyorum. O, onu da bu. Ben onu çok seviyorum. Niye? Yani diyemiyorum. Beni en güzel o ifade ediyor. Ya bu da diyor ki ben bu şarkıcıyı seviyorum. Niye? Senin haletini en güzel o dile getirmiş. O zaman kim hangi şarkıcıyı seviyorsa o da o karakterdendir. Yani hastalıkları, dertleri odur. Jiletçi bir adamsan jiletçiyi çok severiz. Batsın bu dünya diyorsan hayatın batmış demek. Yaşasın bu dünya diyorsan şu an şarkıcı asan demek. Hayatı anlamlandıran kendisidir. Kaside ne demek bak kaside? Kendi içsel alemini dökerek seni tanımlıyor. Bir daha kaside. Bak insan neymiş? Muntazam bir kaside-i kaderdir. Yani kendi haletlerini yazıya döküyor veya söze döküyor. Ha o da senin hissiyatlarına tercüman oluyor. Değil mi? Ha. Aa ben de böyle diyecektim ama bu çok güzel ifade etti. Gibi. Allah'ı en güzel ifade eden. Söyleyen, söylettiren insan. Allah nedir? Nasıl bir şeydir? İntikal etme sebep insandır. Adam kendini sevmiyor. Allah'ı nasıl sevecek? Kendisiyle barışık değil. Allah ile nasıl barışık olacak? Hadi namaza dediğimiz zaman abi çok önemli işim var. Yapacağız ben. Sen git ben yazarım da yaparım. Bu sene gördüğüm zaman abi çok sıkıntım var ya. Böyle oldu. Sıkıntını takkime anlatırız. Ha insan muntazam bir kaside-i kaderdir. Yani kaside bir şeyleri sana taşıyor. Adam bunu söylemişse müzik veya yazı kendi içsel haletini kalıplara döküp sana takdim ediyor. Sendekileri uyandırmak için. Allah da insanı insan da Allah'ı alemi şehadete taşıdı. Allah nedir? İnsansız hadi bir çözsün bakalım. Kainat. İnsansız Allah nedir? Şu anda Allah seyretmiyor mu bizi? Değil mi? Allah şu anda bizi seyrediyor. Ne kadar keyif veriyor. İnsan muntazam bir kaside-i kaderdir. Ve öyle de şu kainat dahi aynı o kalem-i kaderle fakat büyük bir mikyasla yazılmış muntazam bir kaside-i kaderdir. O da büyüktür. Hiç mümkün müdür ki? Hüküm veriyor şimdi. Şimdi siyah yazıyor. Hiç mümkün müdür ki hadsiz alemet-i farika ile bütün insanlara bakan şu insan yüzündeki sikki-i vahdete ve bütün mevcudatı omuz omuza el ele baş başa veren kainat üstündeki hatem-i vahdaniyete vahid-i ehad'dan başka bir şeyin müdahalesi bulursun. Yani sen kime ne alıyorsun? Bak ne diyor? Bir de okuyorum düz yavaş. Hiç mümkün müdür ki hadsiz alameti farika ile bütün insanlara bakan şu insandaki insanın yüzündeki sikki vahdete. Yani şu simalar herkeste farklı. Ama herkeste burun aynı yer. Göz aynı yerde. Senin gözün burada da benimse burada değil. Senin de kulağın burada, benim de burada. Ama farklı. Ne diyor bir daha bak okuyayım. Hadsiz alameti farika ile bu zahir daha. Kullandığımız elbise. Hadsiz alameti farika ile bütün insanlara bakan şu insan yüzündeki sikki-i vahdete. Sikke ile hatemi size misal vereyim. Çekirdek bir düşünür müsün? Ağacın çekirdeği. Çınar ağacı düşünün. Düşündünüz mü abi? Bir çınar. Düşünürseniz iyi anlaşılır.
Sikke deyince o ağacın kökündeki çekirdek o sikkedir. Yani sikke, tohum, hatem, tura aynı değil. Bak bir daha. Bir çınar ağacı düşündünüz mü abiler? Kökteki çekirdeğe sikke denilir. Meyvedeki ağacın sonundaki meyveye de hatem denilir. Tamam? Ağacın kendisine de mühür denilir. Ağacın gözükmeyen makine tarafı var, arka tarafı. Ağacın işleyen o sistemi içseli bu. O da turra. Şimdi öyle düşünün. İnsanın sikkesi şu. Bak neymiş bir daha. Hiç mümkün müdür ki hadsiz alameti farika ile bütün insanlara bakan şu insanı insan yüzündeki sikke-i vahdete. Yani şu yüz, yani kocaman bir ağacın, değil mi? Bütün farklılıklarını cem etmiş. Onu koyalım tespit. Farklılıkları cem etmiş. Burası çekirdek. Ne demek? Bak, ağacın çekirdeğini düşündük mü böyle? İnsan, peki ahiretteki ağaçlar nasıl? Kökler yukarıdadır. Ağaç dallar aşağıda. Bu nedir biliyor musunuz? Çekirdek. Burası dağ. Bu çekirdek. İnsanın ruhunu mu, düşüncelerini mi, namaz kılıp kılmadığını mı, kredi kullanıp kullanmadığı mı, ehli simadan anlıyor. Sikke. Yani ağacın kökündeki ağaç çekirdek. Tersim, benim ayağımı kaldırayım yukarıya. Böyle kalktı. Çekirdek kafaya. Dağılım, bu dağım ağaç, ayaklarım. İşte. Kafa bütün hepsine haber veriyor. Vücudun her tarafına haber verir. Onun için kadınlara niye peçe denmiş? Suratına bak, bütün ehli, ben ehli değilim. Bütün organını, kadın, erkek, sima, bütün zahiri ve batını organlarını gösteriyor. Sima. Bir tanesi itiraz etti. Anladım. Olur mu ya falan. Dedim dersten sonra gel. Ben sana anlatayım. Ama ikimiz olacağız. Tamam. Sen eşini biliyorsun. Her şeyini biliyorsun. Bak bu organ bu batındaki şeyine benziyor. Öyle mi değil mi? Sen kocasısın. Tamam dedi hocam. Tamam. Kıvrandı gitti geldi. Gitti geldi. Ya dedi, bu nasıl bir şey dedi ya. Uyandı, anladı. Ne olacak dedi hocam, açık dedi. Kapalı dedi. Merak etme, kimse anlamadığı için bir şey olmaz. Şimdi senin anladığın gibi bir şey olmaz demeyeyim de tabi. Yani kimse anlamaz. Bir tanesi öyle dedi. Bugün mi dedi öyle? Hocam dedi, abi dedi, ben dedi namaz imam, sesli okudu, rizetim bunda mı? Abi orada hata mı yaptım? Merak etme dedim. Ne okursan oku. Kimse senin hatanı anlamaz. Niye? Dinlemiyor. Hayır. Elemtele dahi okusan. Niçin? Dinlemiyor. Dinlemiyor ki. Değil ki. Hiç merak etmeyin. Değneyim, davarcıyım, deyin gelin namaz kıldırın. Kimse bir şey anlamaz. Peki, söyleyeyim size, siz cevap verin. En yakın namaz hangisidir kıldığımız? Peki herkes için imam, hoca, imam birinci rekatta Zamm-ı Sure ne okudu? İkinci rekatta ne okudu? Namaza dahil olanlar düşünsün. Hadi bakalım. Sen namazda mıydın değil miydin? Dur. Bizim imam hafız da. Bizim imam hafızdı diyor. Bilmediğim süreleri okudu. Abi İmam Azam İmam Azam'a babası demiş ki iftar var Ramazan'da, çocukmuş yani böyle 3-5 yaşlarında çocukmuş. Git demiş namaz kılanlara iftara çağır demiş. İki kişiyle gelmiş İmam Azam. Demiş oğlum koskoca cami, ben sana demedim mi bütün cemaati çağır diye? Namaz kılanları çağır. Yani, baba demiş sen camiye gidenler değil, namaz kılanları sordun.
Ben de imam zaman süreleri ne okudu dedim. Bu ikisini biz diyelim. Diğerleri de bilmedi. O yüzden bunları çağırdım. İmam-ı Azam yani çocuk. Niye ya böyle? Sen de biliyorsun Cenab-ı Hak. Ama peki içimizi mi bürkecek bu? Mıran hayır. Bütün gücünü hizmete harca. Maddi manevi zaruri ihtiyaçlarını gider çoluk çocuğunu her şeyini hizmete, hizmet zamanı. Uğruna, uhrada önüne serilecek diyor. Ben hizmetten başka bir şey bilmiyorum. Zaruri ibadetlerini yap, okumalarını vesaire hizmete yükle, sar. Can simidi gibi. Dura dura okuyunca bak sikkeyi Vahdet'i okumuştuk değil mi? Bak şimdi ne kadar değişti. İnsan ötelerin ifadesi olduğu için ötelerin görüntüsüdür. Ahirette kök yukarıda, dallar aşağıda, dünyada ise kök aşağıda, ağaç yukarıda. İnsan ötelerin ifadesi olduğu için kökü kafa yukarıda, dallar aşağıda. Çekirdeği. Yani kök çekirdek. Dolayısıyla sikki-i vahdet diyor. Burası. Kafaya. Sikki-i vahdet ve bütün mevcudatı omuz omuza, el ele, baş başa veren kainat üstündeki hatem-i vahdaniyeti. Hatem neydi? Meyve. Meyve olabilmesi için hepsi omuz omuza, el ele vermesi lazım ki meyve olsun. Gördün mü? Hatem. Meyve olabilmesi için öyle değil mi? Yaprak lazım, dalı lazım, kök, beden lazım. Yani meyve olabilmesi için ağacın bütünlüğü lazım. Onun için hatemi vahdaniyet. Ve o farklı olduğu için hepsinden vahidi eyattan başka bir şeyin müdahalesi bulunsun. Mümkün mü? Çekirdek kiminse ağaçta onundur. Bir daha. Çekirdek kiminse ağaçta onundur. Ağaç kiminse çekirdek de onundur. İnsan kiminse yaşadığı alem de onundur. Yaşadığımız alem kiminse biz de onunuz. Deniz kiminse içindekiler de onundur. Sema kiminse gökyüzü içindekiler de onundur. İmda'u lizâke meali şudur. Sani Hakim, bunu da okuyacağım, keseceğim. Sani Hakim, Alem-i Ekber, büyük alem, öyle bedi bir surette halk edip, hayat-ı kibriyasını üstünde nakşetmiş ki, Sani Hakim, Alem-i Ekber'i öyle bedi, bedi şu, insanın hatırına gelmeyecek gibi, zamansız, zeminsiz, mukayesesiz, taklitsiz, nümunesiz, bir de farklısı, böyle daha değişiği düşünemez. Düşünülemez deyince ben düşündüm. Niye düşünemem ki dedim. Kar var ya kar. Kar yağdırılıyor. Onu ben kırmızı yaptım hayalimde. Olur mu olmaz mı dedim, ne olur. Karı kırmızı yapabilmem için su da değişmesi lazım. Su da değişmesi için %76 su var insanda. İnsana değişmesi lazım. Baktım ki karın rengini değiştirirsem bütün kainat değişmesi lazım. Dedim ki tamam kalsın canım, değiştirmeyeceğim. Aynen öyle. Ne demek için söyledim? Sani Hakim, Alem-i Ekber öyle bedi bir surette halk edip, yani o kadar cahit dedi ki mucize, zaman yok, mekan yok, madde yok, mukayese yok, numune yok, muhalece yok, misal yok, patent yok. İlk ve son yapıyor. Bu fatır. Yani bunun neticesi itibariyle bedi yani. Mucize. Nasıl olmuş? Ya gözümüzün önünde işte. Gübreden yapıyor mandalina. Ben yaptığı şey yani gayet değil ya. Su var. Gübre var. Toprak var. Güneş var. Ben sana şimdi bir tane şeftali çekirdeğini vereyim. Bir tabakta toprak, bir avuçta gübre, biraz da su, karıştır güneşe koy.
Bir ay sonra şeftali olur. Anne 9 ayda ne yediğini, bir tabak fasulye yedi, bir tabak bu büyük bir tencereye attı. Anne bir tabak yoğurt yedi, bir tabak yoğurt tencereye attı. Anne 9 ayda ne yediğini, buraya da bir mislini at, karıştır. Bundan benim gibi bir insan bu tencereden böyle ne çıkar? Geçen gün ödemişten fasulye aldım da abi. Dedi ki satan kişi, bunu dedi biz dedi hayvan gübresiyle de yetiştiriyoruz dedi. Yani dedim bu lezzetini durdum. Ondan mı alıyor dedim. Hani adını söyledim. Onun anlayacağı şekilde. Yok hayır hayır olur mu dedi. Öyle şey yok. Dedim ki, az önce öyle söyledin. Bu şeyden biz, işte hayvanın bilmem nesinden. Ondan bu olmuştur bu fasulye. Ondan şimdi mı alıyor? Hayvanın yani? Şeyini mi bu yiyeceğiz? Bu lezzetini ondan mı alıyor yani şimdi dedi. Yok dedi, hayır dedi. Ondan sonra bir şaşırdı. Ben öyle demek istemedim dedi. Dedim açık açık öyle dedin, daha ne diyeceksin? Bak 3 defa tekrarladı, ben hiçbir şey söylemedim 3 defa. Biz bunu dedi hayvan gübresiyle yetiştiriyoruz hocam. Bu dedi çok lezzetli olur dedi. Sizin yediğiniz diğer fasulyeye benzemez dedi. Yani bu lezzetini durdum biraz. Hayvanın hiç. Ondan alıyor. Ondan sonra bir şaşırdı, bir şaşırdı. Dedi ki hiç dedi, böyle düşünmemiştim ben dedi. Sani Hakim, Alim Ekber, Ekber'i öyle bir dibi bir surete halk edip Ayat-ı Kibriya'sını üstünde nakşetmiş ki Ayat-ı Kibriya. Ayat-ı Kibriya nakşetmiş. En büyük delil. En büyük delil. Koymuş insanı. Ya. Fesubhanallah. Ayat-ı Kibriya'sının üstünde nakşetmiş ki kainatı bir mescid-i kibir şekline döndürmüş. Kainatı bir mescid-i kibir ve insanı dahi öyle bir tarzda icat edip ona akıl vererek ona, kime? İnsana. İnsan akıl değil, akıl da insan değil. Akıl cihazdır. Sözler 20'ydi. İnsana verilmiş. Ben sana bunu veriyorum. Sen bu değilsin. İnsana verilmiş. Ne verilmiş? Akıl verilmiş. Dahi öyle bir tarzda icat edip ona akıl vererek onunla o mucizatı sanatına ve bedi kudretine karşı secdeyi hayret ettirerek Allah-u Ekber ya. Akıl vererek o bedi eşi ve benzeri yani şöyle Allah var iken hiçbir şey yok. Yani tefekkür için söyleyeceğim. Haşa Allah bu elmayı yapmayı, narı yapmayı, kedi yapmayı, balığı yapmayı, kar yağdırmayı nereden hatırına geldi? Nasıl düşündü? Nümune yok. Karın. Başka bir dünya yok. Şeyde söylüyor ha bunu. İkinci şuada var. Başka bir memleket yok ki ondan model alsın. Başka dünya yok. Kar yağdırırken nümune yok. Model yok. Mukayese yok. Taklit yok, mekan yok, zaman yok, madde yok, misal yok, mukayese yok, nümune yok. Nereden hatırına geldi bu kar yağmayı? Nasıl hatırına getirdi? Allah için düşünülür mü? Tabii o teslimiyetin getirdiği. Bir böyle yargıla bakalım. Allah Allah yukarıdan şey. Ya hakikaten ya şu kainat galaksisini düşünür müsünüz? Belgesel hepimiz izlemişizdir. Kainatın yaratılması. Ya bu Samanyolu galaksisinde dünyanın yeri yok. Sıfır gibi yani. Madde itibariyle yeri yok gibi yani. Hiçbir yerde kar yağdırılma yok. Adeta kainatın başkenti yani burası. Tövbe estağfurullah, Allah beni affetsin. Kainatın patronu Cenab-ı Hak. Kainatın başkenti dünya. Ha bunu nereden? Ve 108 bin kilometre hızla dönerken kar yağdırıyorsun. Dünya güneşin etrafında böyle 108 bin kilometre hızla dönüyor. Aynı anda kendi ekseni etrafında 1666 kilometre dönüyor. Burada kar yağdıracaksın. Kardan yeni geldiğim için çok etkilendim. Baka baka doyamıyorum ya.
Böyle bakarsan, ulan kainatta, şu galaksilerde, sırf kar yağan burası. Niye yağsın canım? Ne zoru var ya? Bir düşünün hele, kar yağdırmak için ne teknoloji gerekiyor? Hadi bu Ankara'ya yağdır karı. Bütün beş atıplarınızı kar yağdırsın hadi. Hiçbir tanesi birbirine çarpmıyor. Ya, çatılar uçurduğu halde o rüzgar. Çarpmıyor, birbirine çarpmıyor, evet. Tanecikleri var. O rüzgar çatılar uçuruyor, dalları koparıyor, ağacı kopuyor, iki kar tanesi yapıştıramıyor. Oradan geliyorum. Doyamıyorum, Atalay, doyamıyorum. Böyle bakınca Allah Allah. Ama galaksiyi düşünmeden olmadı. Fesuvara bu sistemin içinde, siz burada ya. Niçin? Benim için. Ha niçin? Niye anlatıyorsun bunu? Secde-i hayret. Hayret secdedir. Ruh secdesi hayrettir. Bunu ne zaman anladım biliyor musun? Türkiye'nin Kaderi Tarikatı'nın lideri bir mecliste beraber denk getirildi. Allah getirdi bizi. Yaylada ya. Yaylada. Yaylaya denk geldi. Biz de gitmişti. Rahmetli Dehre Hoca'nın dostlarıydı. Türkiye'nin Kadir İbni'dir şu anda halifesi. O anlattı beni. Ben içerideyken. Hasan kardeşim dedi. Yaştı. Halk o kurabalık. Otobüsler açık. Kendi çantasından çıkarttı. Ben dedi Bediüzzaman Hazretleri'nin en çok sevdiğim şey anlatacağım. En çok sevdiğim şey dedi Mesnevi. Şuradan bize bir ders yap. Ondan sonra bir kalktı. Estağfurullah hocam dedim ya. Estağfurullah hocam. Herkes haddini bilsin dedi. Benim sağım bu değil dedi. Ondan sonra. Bak şimdi. Ders yapıyor Mesnevi'den. Aynı böyle tefekkür bir şey çıktı. Tefekkür. Allahu Ekber ya. Bir bağırıyor ki. Dedi ki bitti de beni kendi o tabir kullandı. Secde-i hayrete götürdü. Ondan sonra çık dedi kalkanın içinin dışında. Bu halette çık dışarıya sen. Sen seyret bizi. Kalktılar. Hay. Sesli. Allah ya. Ben gözümle gördüm. Yalan nafsı kafirdir. Yapınca ben kenarda oturuyorum bak ilk defa görüyorum. Yapıyor. Sersakirçen. Sema, güneş, yağmur, ince. Sırf oraya bak. Ulan dedi. Biraz müziklik var ya bizde. Yani her taraf mı acaba böyle? Gittim o tepeden ileriye koştum. İnan, yalan yok. Yalan nasıl kafirdir. 10-15 metre ileride yağmur yok. Sırf orada var. O demişti ki, secde-i hayret ruh halidir. Ruhun secdesi hayret. Secde-i hayret diyor. Ettirerek, akıl vererek ama. Akıl aletini kullanarak. Görüyor musun usta? Hayret de latife değil mi abi? He? Hayret de latife. Latife evet. Çok değerli bir latifesi insan. Çok. Evet. Hem de ne kadar. Ne kadar? Hayret ediyorum diyoruz ya. Hayret ediyorum. Sırda öyle bir şey. Ay, sırda var mı böyle bir şey? Secde-i hayret. Ruhsal ya. Ruhun ayreti. O dedi yani. Allahu Ekber'in insan, Allahu Ekber'e insanın verdiği cevap hayrettir abi. Evet, evet, evet. Çünkü Allahu Ekber. Allahu Ekber, evet. Ona insanın verdiği cevap. Subhanallah, elhamdülillah Allahu Ekber var ya. O Allahu Ekber'e insanın fıtratın verdiği cevap hayret. Hayret. Şimdi, onun hayreti. 2-3 gün önce geldim ya karda. 1,5 metre. Camdan durdum. İndim aşağıya arabada. Vallahi acayip. Hayret ediyorum. Şey belgeseli dinledik ya. Galaksiler, samanyolu, ateş küreler. Sırf bu başkentte oluyor. Ama başkent Ankara'yı kastetmiyorum. Kainatın başkenti dünya. Abdullah böyle. Bakıyorum öyle. Bir noktaya gözümü diktim. Hepsine baka baka zaten başım döndü. Böyle. Ya Rabbi. O geliyor. Oradan geliyor. Nasıl biz teknoloji kullandın? Neden hatırına geldi? Hepsini tek tek farklı farklı bir geometrik şekli nasıl verdin? Tam da bu sistem nereden hatırına geldi ya? Numune yok. Mukayese yok. Bir yerden de taklit etmemiş Allah. İlk yapacak
en mükemmel yapacak. Olmadı. A bir daha yapayım. Ya doz yok. Hani araba tamir yapar gibi. Marangoz gibi. İlkini kötü yaparız. İkinci daha değil mi? Masayı üçüncü dört. Usta oluruz ama bitmez yani nihayette. Güzellik derecesi bitmez. Allah karıyı ilk defa yapıyor, en son yapıyor. İlk bilgisayar bu bina kadarmış abi. Allah. Şimdi şu kadarcık telefonun içinde bir şeydir. Bölümdür yani. Evet. Hepsi değildir şu kadar. Bunu söylerken bile düşünen şu kafam bile acayip. Değil mi? Allah hakikaten ne kadar hoş tatlı bir şeydir ya. Değil mi? Ne kadar sevilme ilahi. Ne kadar hoş bir Allah'ımız var ya böyle. Değil mi? Şey yapasın gibi. O kadar hoş ki Allah. Oh. İyi ki Allah var. Sizde rahatlık yok mu? Huzur yok mu? Allah sizi onaylıyor. O işte onunla söyle. O huzurunla söyle. Oh ya Rab seni seviyorum. Çok seviyorum seni. Elhamdülillah. Şu andaki huzurum. Şu andaki huzur o hazır olduğu için oluyor. O sana hazır oldu, sen de huzur oldun. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Secde-i hayret. Okuduk geçiyorduk değil mi? Adın neydi senin abin? Ömer. Ömer. Evet. Secde-i hayret. Ruhun secdesiymiş. Onu söyleyeyim bak mesela. Ruh en mukaddes ibadethane beden. Kabe'den de. Çünkü Kabe'yi anlamlandıran budur. En mukaddes ibadethane bedendir. Ruh secde-i hayret ederse içeride, ceset arzda namaz secde eder. Ruh batında içeride secde-i hayret ederse ceset toprağa secde eder. Secde-i hayret ettirerek insan. Allah'ım. Şu kar yağdırdı. Bir kere konuşmak mı acayip değil mi ya? Ettirerek ona ayat-ı kibriye okutturup ayat-ı kibriyeymiş onlar. El azameti kibriye el azameti değil mi? Vel kibriye-i lida. Allah'ın lüzumlu perdesi, azamet ve kibriya. İhramdaki parçadır. Secdeye hayret ettirince ne oluyor? Secdeye hayret eden bir ruhun kainata bakışı ne yaparmış biliyor musun? Ayat-ı kibriyayı okutturuyormuş. Allah'ın ayetlerini okuma makamına çıkıyormuş. Fesubhanallah. Mesela karın yağdırılmasını sen bir yerde desen Fesubhanallah. Ne derler biliyor musun? Ha? Bu nereden geldi? Ekte mi duruyor karı ya? Arabistan'da mı giriyorsun kardeşim? Ya. Çölden o geliyor, çölden. Çöl burada. Mesela bir tanesi dedim ki, şu karı görüyor musun dedim. Görürken. Hoca kardeşim ne duyuruyorsun dedi. Dedim karı seni, nesini seyrediyorsun dedi. Dedim abi baksana, dayı baksana dedim şuna. Oğlum dedi, hep tepemize yağıyor dedi ya. Neyse bakacağım. Dayı dedim, bunu dedim sen... Bu buzdolabının muhafazası var ya kolisi. Ufak ufak misket gibi toz oluyor da. Dayı dedim onu toz yapsan, 10. katta çıksan, yukarıdan aşağı bıraksan tek tek böyle kar gibi yağar mı? Oğlum işin yok da neler düşünüyorsun? Oğlum namazını kıl. Tamam karışma müşteri. Kafayı oynatırsın. Doğru söylüyor. Ne acayip. Sen de Allah. Ne güzel ya. Ama elinde Risale yok ki. Yok ki. Allah yok ya. Allah ne yapıyor? Ona şey okuyor, okutturuyor. Mucizatı ona ayat-ı kibriyeyi okutturuyor. Ve min ayatina. Ayetlerimiz. Ayet-i kibriye okutturuyor. Ne zaman? Akıl aletiyle ruh secde-i hayret makamına çıkarsa.
Bu sefer Ayat-ı Kibriya'yı okuma makamına çıkıyor insan. O da nasıl olacak? Kur'an-ı Kerim'le inşa ve kalp ihya olursa kainattaki elma armutu okuma makamına çıkar. O zaman hayret eder. Ona Ayat-ı Kibriya'yı okutturup kemer besteyi ubudet ettirerek ibadet demiyor. İbadetle ubudiyet arasında ne fark var? Bitmek üzere arkadaşlar. Size müjde vereyim. 5-10 dakikada kısa bir zaman sonra çay içeceğiz. Çay var. Şimdi ibadetle ubudiyet arasında ne fark var? O zaman bu harika olur bu mana. İbadet, namaz, niyaz, oruç, eylemdir. Vefat edince biter. Ubudiyet ise ads, fakr, noksan, kusurun bütünlüğüdür. Ölünce de devam eder. Ahirette de kuluz. Ahirette de Allah var. Ahirette de Allah Halik'tir. Biz mahlukuz. Burada da öyle. Bu devam eder. Tamam. İnsan kemer besti ubudiyet ettirerek, yani bu insan acizliğini, fakirliğini, noksanını, kusurluğunu terörde ediyor. İnsan oluyor böylelikle. İyi dinleyin şimdi. Bu çocukları o tarafa alır mısın? Yavrum, öteki ortaya geçer misin? Hadi tatlım. Oraya bak, sizi oraya birisi çağırıyor. Burada sakalı bir amca var, bak göreceksiniz. Arkadaşlar, bizim arkadaşlar. Çocuklarla meşgul ol. Şimdi bak. Kemerbesti ubudiyet ettirerek. İnsan eden ihtiyaçlığın çokluğudur. Acizliğinin nihayetsizliğidir. Sığırın iki şeye ihtiyacı var. Ot, su. Yeme içme. O kadar. İnsan ne kadar acizse, hissederse, acizliğini Allah'ın kudretiyle tamamlanır. Kudretin o zaman gözükür. Fakirliğini Allah'ın ganisiyle. İnsan Allah'a karşı, Allah'a göre acizliği nispetinde Allah ile zengin olur. İnsan Allah'ın fakiri olursa Allah ile zengin olur. İnsan bekanın fakiridir. Beka istiyoruz. Yok. Ahiretle zengin olur. Tohum var ne? Yani, tohum var ne? Neydi onu söyler misin? Sabah. Onu hatırlayamadım. Söyler misin? Şimdi insanda bir kuvvet, kudret bir şeyler var ya gözüken. Diğer mahlukatlara kıyaslanınca var gibi gözüküyor ya. Bundan vazgeçerek aczini, kusurunu, noksanını deruhte ettiği zaman, bundan da vazgeçtiği zaman Cenab-ı Hak kendinde olanı veriyor sana. Bunda olanı temellük etmeye kalktığı zaman onu kaybediyorsun. Mesela diyelim ki 100 dönüm tarlam var. Elinde bir ton buğdayım var. Bak şimdi iyi dinle. O harçını hatırladım. Devam et. Çok hoş bir insan. Bir dönüm tarlam var. 100 dönüm tarlam var. 100 dönüm tarlam var. Elinde de bir ton buğdayım var. He. Şimdi iki tane şık var. Bir, o bir ton buğdayı yiyeceksin. Bayağı bir zaman idare edeceksin. İki, o bir ton buğdayı ekeceksin, 100 ton alacaksın. Yani ondan atacaksın, vazgeçeceksin. Bundan vazgeçeceksin. Sürüteceksin onu. Fakir olacaksın yani. Tonu sıfır olacaksın. Sıfır. Fakir. Toprağa atmak yok değil mi? Yemiyor. Çıkmayabilir. Sıfır olacak. Bunu çiftçiliği bilmeyen adam diyecek ki ahmaktır ya. Elinde bir ton zaten buğdayı, son bir ton buğdayı kalmıştı. Onu da gitti toprağın altına attı, çürüttü. Bunu anlamayan. Çiftçiliği anlamayan, bunu anlamayan, bu sırrı anlamayan, aczini fakrını deröhte etmeyi acize düşmek zanneden esas niye deröhte etti? Ondan vazgeçti ki mutlak gücün, mutlak kuvvetin, mutlak zenginliğin sahibi onu o halde görsün, ona mutlak zenginliğine versin. Bak 100 dönüm toprağa 100 kilo buğdayım vardı. Bu risk aldı. Çıkmayabilir.
Ama hiç ömründe hiç tarlayı görmemiş. Ekim nedir bilmeyen bir insan. Attığın zaman, gömdüğün zaman nedir? Ne yapıyorsun ya? Akmak mısın ya? Nereye atıyorsun bunları? Elinde var mıydı 100 kilo? Zenginsin. Attın mı ne oldun? Fakir. Ha, mutlak fakir mi? Ha, bu sefer o fakirlikten sana cevap geliyor. Mutlak cevap. Tarlaların 10 ton, 100 ton veriyor. O fakir olmadan o zenginlik olmuyor. Yani aciz ve fakir olmak, noksan ve kusurunu devlet etmek, aciz olmak için değil. Fakir olmak, fakir olmak için değil. Tam tersin Allah ile zengin olmak içindir. Mutlak zenginin postanesini atıyor ama boş bir akış. Evet. Zahmet olacak ki rahmet olsun. Değil o. Kainatta sistem bu şekilde çalışıyor. Evet. Aslında bununla Allah bize konuşuyor. Yani sistemi bu şekilde yaparak bize konuşuyor. Neyle zengin olacağını, mesela tarlaya, buğdayı, ekmeğe sistemini koymayabilirdi Cenab-ı Allah. Yani her sene gidip bir yerlerden alabilirdi. Bu olabilirdi. Ama Allah elindekini ver, kanuna tabi ol, daha fazlasını, benim elimdekini sana veriyor. Aynen. Ben elimdekini veriyorum, o elindekini veriyor bana. Çünkü kayıptan geliyor. Suya döküyor o zaman elindeki ürünü. Evet. Hem ondan oluyor hem gelecek. Evet. Şimdi insan bekanın fakiri değil mi? Ahirette zengin oluyor. Allah sonsuz kudret, sonsuz zengin değil mi? Değil mi? Allah'ın insan acizidir. Yani Allah'ın fakiridir. Allah'ın en zıtlı insandır. En kesif insandır. Beden. Çünkü en kesif en camidir. Mesela toprak mı Allah'ın isimlerini çok gösterir? Su mu? Hava mı? Nur mu? Toprak. Toprak. En kesif olan en camidir. Melekler kesif olmadığı için en cami değil. İnsan Allah ile fakir olursa Allah ile zengin olur. Fakriyle fahretmişler. O, peygamberimiz hadisidir o. El fakru fahri. Fakru fahri. Fakrimle övünüyor. Yani elimdeki yokluklar demiyor. İnsan fakirliği fark ettikçe Allah'ı misafir ediyor. Ya şey dedir mi abi? Hiç olduğumuzu bildiğimiz zaman asıl ortaya çıkıyorsun. Mutlak o. Evet. O zaman var oluyorsun. Kendine vücut rengini verirsen Adem'i düşüyorsun. Son cümlemiz. Oraya bir şey yapayım. He. Ayat-ı Kibre'yi okuturup kemerbesteyi ubudiyet ettirerek o Mescid-i Kebir'de kainata mescid demişti. Bir abd-i sacid fıtratına yaratmıştır. Abd. Abd-i sacid oldu. Ubudiyetten abd olarak dönüştü. Yani ubudiyet ölünce de devam ediyor. Kulluk değil mi? Mahluk olmak devam ediyor. Ama ibadet ise ölünce bitiyor. Yani ubudiyetini anlayan kainatta abid olur. Abd-i sacid fıtratını yaratmıştır. Hiç mümkün müdür ki şu Mescid-i Kebir'in içindeki sacidlerin, sacid edenlerin, abidlerin, mabudu hakikileri, hakiki mabudumuz Allah, o sani vahitten başkası olabilsin. Hiç mümkün müdür? Yani bu abidlerin, sacidlerin, mabud hakikilerin, yani bizim hakiki sahibimiz Allah'tan başka ne olabilir? Şöyle bir düşün de kapat. İnsana mabud olabilecek, mabud, halik olabilecek insandan daha değerli olması lazım. Değil mi? Bu kitabı yapan bu kitap cinsinden olmaması lazım. Bu masayı yapan bu masa cinsinden olmadığı gibi bu masadan önce olacak, bu masadan kıymetli olacak. Bir daha, bu masayı yapan, kim yaptı? Yastık yaptı. Bundan kıymetli değil ki. O da cansız, bu da cansız. Olmadı. Bu masayı yapan, masadan kıymetli olacak. Peki, bu masayı kapı yaptı. Bu masayı kalorifer yaptı. Yok, ikisi de cansız, olmaz. Bu masayı yapan,
masadan daha kıymetli olacak. Masa cinsinden olmayacak. Masadan önce olacak. Tamam. Bir şey anlatmak için. O zaman cümleyi bir daha söylüyorum düz. Bu masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Tamam. Şimdi insandan daha değerli şu kainatta ne var? Denizden olabilir mi? İnsandan değerli olabilir mi? Güneş olur mu? Bana bir şey söyleyin ki insandan daha değerli bir şey olsun. Allah yok. Yok. O zaman insandan daha değerli bir şey varsa insanın mabud, halika odur. İnsandan daha değerli kainatta Allah'tır. Cennet bile değil. Niçin? Çünkü şu binanın içindesin. Hizmet alıyorsun sen. Binanın içindesin ama seninle anlam kazanıyor bu ev. Şimdi ben küçüğüm diye şu daireden basit misin? Sen hizmet alansın. Şu daire hizmet verendir. Cennet bize hizmet verendir. Hizmet alan biziz. İnsanla değer alıyor o. Ha, insandan daha değerli tek bir şey var. O da Allah. O da Halik'tir. Ve ahir devahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı masalama.